Jeomanyetik bir güneş fırtınasının, bugün dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına, dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor. Space Weather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası dünyaya 1.6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor. Kaynağının güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, dünyanın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Güneş fırtınaları nedeniyle, dünyanın dış atmosferi ısınabilecek ve, uyduları doğrudan etkileyebilecek. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve, uydu televizyon sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir. Güneş yüzeyindeki koyu renkli güneş lekelerinde, güneşin manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu, ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya, ultraviyole gibi ışınlar açığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi, uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor. 1582 yılında yaşanan güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve, önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle, fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve, milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiyor. Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın dünyadaki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor. Carrington olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859'da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, dünyanın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.